Yasaklı köpek ırklarının yasaya göre 14 Ocak tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt yaptırmak istemeyenlerse köpeklerini ormanlara bırakıyor. Hal böyle olunca ormanlar yasaklı ırk köpeklerle doluyor. Evet, yasaklı yatıyorlar. Bırakıyorlar köpekleri, gidiyorlar. Arabanın arkasından gidiyor 300 metre, kaybolup gidiyor, burada kalıyor hayvan. Yasaklı köpek ırkları için son belge alım tarihine günler kaldı. Fakat sahipleri onları belge almaya değil, ormana ölüme terk etmeye getiriyor. Bunları sahipleri atıyor. Gördüm, gelip buradan arabadan bırakıp gidiyor. Şu bir hafta içinde her taraf köpek doldu. Vallahi 8-10 tane en aşağı buraya attılar. Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Yeni kanunda 6 ırk köpeğin melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını ve ticaretini yapanlara para cezası getirildi. 2022 yılında bu para cezalarının miktarı artacak. Yasağa uymayanların hayvanlarına el konulacak. Bu hayvanların yetiştirilmesi veya işte bazen karakterin doğru yönlendirilmemesiyle de alakalı saldırganlık olayı. Vatandaşların 14 Ocak'a kadar 6 yasaklı ırktan olan köpeklerini kısırlaştırıp kayıt belgesi alması gerekiyor. Ancak bazı köpek sahipleri onları veterinere götürmek yerine ormana veya yol kenarlarına terk ediyor. Yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de evet ekstra bir atma olayı başladı ormanlara, her yere. Daha geçen ay neredeyse her gün bir tane aldık diyebilirim yani. Yani daha yarım saat önce burada buldum. Hal böyle olunca ormanlar yasaklı ırk köpeklerle doldu. Özellikle İstanbul Çatalca'da yerleşim yerlerine bırakılan ve saldırgan olarak yetiştirilen köpekler köylüleri isyan ettirdi. Tavuğumuzu yiyorlar, ineğimizi yiyorlar, keçileri de yiyorlar.